Temizel yaptığı açıklamada çiftçilerin alternatif ürün arayışında kinoanın ön planda yer aldığını, dernek olarak yaptıkları aracılıkla 28 Avrupa Birliği ülkesinden 22'sine 2000 tondan fazla ihracat yapıldığını, son 3 aydır da İran'a ciddi anlamda kinoa gönderdiklerini dile getirdi. Beklentimiz 2018 Eylül ayında yayınlanacak olan tebliğde desteklemesinin çıkması. Türkiye coğrafi konumu sebebiyle hep söylediğimiz o jeopolitik pozisyonu iklim şartları sebebiyle Peru'dan, Bolivya'dan, ana vatanından daha önce hasat alıyor. Taze ürün Avrupa'ya onlardan daha önce ve daha kısa mesafede küçük ücretlerle ulaşabiliyor. Temizel, Kinoa'nın dünya genelinde ve Türkiye'de yeni bir ürün olarak çiftçiyi sevindirmeye devam ettiğini belirterek şunları kaydetti. Kinoa'da dekar maliyetlerimiz 300 TL civarında. Bir dönümde 1000 metrekarede 300 liralık bir masrafımız var. Buna tohum, mazot, ilaç, gübre, sulama dahildir. 300 lira harcadığınızda aşağı yukarı 300 kilogram kadar bir verim alırsınız 1000 metrekarede bir dönümde. 300 kilo verim 6-8 lira bandında bir satış fiyatıyla satılır ki bu durumda 1800 ila 2400 lira bir kazanç getirir. 2400 lira kazandığınız bir tarlada 300 lira maliyet yaptığınızda cebinize 2100 lira kalır. Başka hiçbir üründe bu kadar büyük bir kar yok. Temizel yaptıkları çalışmalarla birlikte kinoanın daha fazla üretilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kasım ayında Bosna Ersek'e yapılacak ziyarette Kinoa konusunda Avrupa ülkelerinde bilgilendireceklerini aktardı. 28 Avrupa Birliği ülkesinden şu anda 22 tanesine ihracatımız mevcut. Bunun dışında Türkiye bulunduğu konum gereğince Türkiye Cumhuriyetler ve 90 milyonluk İran pazarıyla irtibat halinde. Derneğimiz İran'dan yoğun bir şekilde alım talepleri alıyor. Önemli bir ihraç ürünü olarak kinoayı biz İran pazarına da sokmanın gururunu yaşıyoruz. Yine Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'e ihracatlarımız söz konusu. Dolayısıyla kinoa yükselen trendiyle dünya genelinde ve ülkemizde yeni bir ürün olarak çiftçimizi sevindirmeye devam ediyor. Türkiye'de 79 ilde kinoa ya yetiştiriciliği yapıldığını hatırlatan Temizel, bakanlık tarafından 2018'in Eylül ayında yayınlanacak olan tebliğde Kinoa'ya desteklemenin çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi. 1'e 7, 1'e 8 karları görmeniz mümkün değildir. Türkiye'de rekolteler İzmir'den, Torbalı'dan, Tire'den çıktı. Konya'dan, Bolu'dan çıktı. Buralarda 400 kilo, 425 kilo verimler alındı. Dolayısıyla Türkiye'nin ortalamasının 250-300 arasında olduğunu söyleyebilirim. Bunlar çiftçimizin yüzünü güldüren rakamlardır. Bugün Yalova'daki kivi yetiştiricisi tropikal bir bitki olarak tarladan 2 liraya ürününü satarken, çeltik yetiştiricisi 2 lira 20 liradan çeltiğini Satabiliyor kent tarla çıkışında biz Kinoa'da 6-8 lira gibi rakamlardan bahsediyoruz. Bu da çiftçinin yüzünü güldüren, ihracatçının, tüccarın yüzünü güldüren önemli bir değerdir.